Alacak vereceği kavgasında silahlar konuştu. Kan davasına dönüşen husumet kameralara böyle yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçeli Evler'de meydana geldi. İddiaya göre akraba olan iki aylar arasında para mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Bu tartışmanın büyümesi üzerine karşı karşıya gelen akrabalar silahlarına davranarak çatıştılar. Tekin ailesinden bir kişi, akrabası olan karşı aileden iki kişiyi vurarak karakola teslim oldu. Daha sonra bu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak yaşanan olaylardan sonra bu duruma kinlenen akrabalar olayın peşini bırakmadı. Kendi ailelerinden iki kişinin yaralanmasını azmedemeyen akrabalar karşı hata geçti. Tekin ailesinin bireylerinden Cemal Tekin, 10 Eylül günü Yeni Bosna Serik sokakta silahlı saldırıya uğradı. Arabaya bindiği sırada bir kişi aracın yanına gelerek silah doğrulttu. İki el ateş eden saldırgan daha sonra silahının tutukluk yapması sonucu kaçmak istedi. Bu sırada yer almadan kurtulan Tekin arabadan inerek saldırganın üstüne atladı. Saldırganla boğuştuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu olayın ardından geçtiğimiz cumartesi günü bir saldırı daha gerçekleşti. Akşam saatlerinde koca Sinan Ağaç sokakta eve giden Tekin kardeşler yine silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran zanlı intikam alacağız dedikten sonra silahını ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Bahri Tekin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın peşinden koşan diğer kardeş ise silahını ateşleyerek arkasından koştu. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan Bahri Tekin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan iki olay da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde bir kişinin otomobile yanaşarak silah sıkmaya başladığı, daha sonra silahın tutukluluk yaptığı görülüyor. Araçtan inen bir kişinin saldırganla boğuşması da görüntülere yansıyor. Diğer görüntüde ise bir kişinin eve giden kardeşlerin arkasından ateş açtığı, bir kişinin yaralandığı ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı sırada onun arkasında bir kişinin de silah sıktığı görülüyor.